Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kin ve düşmanlık bir hak mı? Yani bazen insanlar kendilerine yapılan bir yanlış hareketten dolayı o mümin insanlara kin ve nefret besleyebiliyorlar. Arkasından da bana şunları şunları yaptı. Dolayısıyla ona düşmanlık yapmak, kin beslemek ve ondan nefret etmek benim hakkımdır. Böyle bir hakkım var diyebiliyorlar. Halbuki bir müminin bir başka mümine kin ve nefret beslemesi, onun birkaç hatası yüzünden ona düşmanlık yapması böyle bir hakkı yok. Bunu Allahu Teala yasaklamış. Neden? Çünkü mülkün sahibi Allah'tır. Madem mülkün sahibi o, o bunu yasakladığına göre öyleyse bir müminin benim malım, benim hakkım deme yetkisi yok. Çünkü mülkün sahibi de malın sahibi de Allah'tır. Şu halde Allahu Teala Kur'an'ın birçok ayetinde özellikle mesela bizim kalbimizde inananlar hakkında kin ve nefret barındırma, bulundurma ya Rabbi diye dua etmemiz istiyor. Dolayısıyla Allah izin vermediğinden ve bir mümine kin ve nefret beslemekte caiz olmadığından böyle bir hakkımız yok bu olayın bir boyutu. Çünkü Allahu Teala'nın mülküne, onun emanetine zulmetmiş oluyoruz, haksızlık etmiş oluyoruz. İkincisi, insanlarda bulunan ruh ve bedenler de insanlara bir emanettir. Yani benim şu bedenim bana ait olmadığı gibi muhatabımdaki insanların da bedenleri ve ruhları onlara ait değildir. Onlara emanettir. Dolayısıyla Emaneti verene karşı, emanetin sahibine karşı bir haksızlık edilmiş olur. Karşıdaki ruh ve beden ona ait de değildir. Bu beden de bana ait değildir. Öyleyse ona kin ve nefret beslemek ve düşmanlık etmek bir açıdan o hakkım olmayan bir şey yapmış oluyorum ve karşıda Allahu Teala'nın emanet verdiği bir şeye kin ve düşmanlık yapmakla zulmetmiş, haksızlık etmiş oluyorum. Bırakın hak edinmeyi, tam aksine haksızlık ve zulmetmiş oluyorum. Diğer taraftan bu kin ve nefret beslediğini düşündüğümüz şu ruh ve beden kime ait? E bu da Allahu Teala'nındır. Bana emanet verilmiştir. Peki emanet nerede kullanılmalı? Emanet emaneti veren zatın Kullanılmasını istediği yerde kullanılabilir ancak. Şu halde Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği bu ruh ve beden ait özellikleri kullanılmaması gereken yasak olan yerlerde kullanmakla bir açıdan onlara da zulmetmiş oluyorum. Demek ki bir insan hem Allah'ın mülküne zulmetmiş olur, kin ve düşmanlık beslemekle bir Müslümana, bir insana, hem kim ve düşmanlık beslediği kişiye zulmetmiş olur hem de kim ve düşmanlık besleyen kendi bedenine ve ruhuna zulmetmiş olur. Öyleyse hangi hakkımız var ki bize zarar veren bir kardeşimize kim ve düşmanlık yapmak, nefret beslemek benim hakkımdır diyebilelim. Onun için hak nedir? Neler bizim hakkımızdır, neler bizim hakkımız değildir? Bunları öğrenmek ve ona göre iç dünyamızı ve dış dış dünyamızı tanzim ve tertip etmek gerekiyor.